Kendimizi nasıl sorgulamalıyız? Öz bilincimizi güçlendirmek için kendimizi sorgulamada acımasız olmalı. Başkalarına karşı ise daha fedakar, esnek ve hata yapma hakkı tanıyacak tarzda davranmalıyız. Tasavvuftaki nefis terbiyesi de böyle öz bilinci yani kendini tanımayı hedefler. Hatta bununla ilgili ilginç bir örnek vardır. Hazreti Ömer bir gün sırtında su tulumu taşırken oğluyla karşılaşıyor. Oğlu diyor ki ona, "Baba, niye kendini halk arasında küçük düşürüyorsun? Sen koskoca bir halifesin." Hazreti Ömer de, "Nefsim hala içimde. Onu ezmeye çalışıyorum." diye karşılık veriyor. Hazreti Ömer gibi biri bile böyle bir yolda başvurduğuna göre biz nefsimizi, kendimizi terbiye konusunda acımasız olmalıyız. Burada Hazreti Hüdayi'yi de hatırlamak lazım. Üftadi Hazretleri'nin müridi. Kadı, süslü elbiseleri var. Herkes tarafından takdir ediliyor. Nefsini öldürmek için çarşıda, pazarda ciğer satıyor. Ve kadı delirmiş diye onu suçluyorlar. O da nefsini eziyor. Hakikaten nefsi öldürmeden bir evlilik yapmak, sen sensin, ben benim demek çok tehlikeli bir şey. Yine serhel levha yapılan, burada kitapta gözüken bir şey var. Anne karnındayken başlayan ve çocukluk döneminde beyne yazılmaya devam eden duygusal kalıpların tanınması kolay değildir. Kişinin gerçek benliğini ve hayalindeki benliği arasındaki algılamayı sıhhatli yapması gerekir. Bunun için kendimizi tanımak, nefsimizi öldürmek, tasavvuf terbiyesi gibi nefsimizi öldürmek çok önemlidir.